Veri doğrulama ile dinamik formüller, VSH toplam, VSH ort, VSH say formülleri dersinde nasıl ürünlerin alt toplamlarını bulabileceğimizi görmüştük. Örneğin buraya açayla yazdığım zaman açayla ürünlerinin alt toplamları geliyordu ki formülümüz zaten basitti. VSH topla şeklinde. Bunu istiyorsanız bir kez daha yapalım. Hemen taba tıkladım. Veri tabanım neresi diyor. Veri tabanım tamamı şurası. Tamamını seçtim. Alanım neresi diyor. Alanım tutar. Tutar kısmını bulmak istiyordum. Ve ölçtüm ne diyordu. Ürün adı ve açeli yazan kısım. Taba bir kez bastığım zaman değer şeklinde geldi. Bunu sanırım yanlış yaptım. Veri tabanı alanını. Şu veri tabanı tekrar şöyle tamamen seçeyim. Başlıklar dahil. Daha sonra alanımı soruyordu. Alanım tutardı. Tutarın neyini bulmak istiyordum? Ürün adlarını. Taba tıkladığım zaman bana ilgili ürünü buluyordu. Bunu yazdığım zaman papatya yazıyorum. Papatya'nın alt toplamlarını otomatik olarak buluyordu. Şimdi bunu biraz daha dinamik şekilde yapacağız. Öncelikle ürün adını siliyorum. Tam rakam gözükmedi. Şöyle yaptım. Daha sonra veri sekmesinde veri doğrulama var. Veri doğrulamayı seçtim. Karşıma böyle bir pencere geldi. Pencerede şimdi daha önce yaptığımız gibi, bir önceki derste yaptığımız gibi liste oluşturacağım. Liste diyorum. Kaynaklarım ne? Açelya. Noktalı virgül koyuyordum, virgül değil. Karanfil, lale, başka papatya ve sümbüldü. Tamam'a tıkladıktan sonra listem gelecek. Listemde herhangi bir tanesini seçiyorum. Örneğin karanfili seçtim. Artık karanfilin alt toplamlarını bulabilirim. Papatya'yı bulmak istiyorsam papatya'yı seçmem lazım. Açelya için de açelya. Ctrl C dedim. Ctrl V ile kopyalıyorum. Artık ortalamalarını da sayımlarını da bulabilirim. Lale'nin sayımı, açelya'nın sayımı şeklinde. Bu şekilde veri doğrulama ile dinamik formülleri kullanabiliriz.